Türkiye eğer liralaşacaksa öyle Merkez Bankası'nda zorlayarak, dövize endeksleyerek, başka işler yaparak liralaşmaz. Ben nasıl liralaşacağını söyleyeyim. Önce yandaş müteahhitlere vermiş olduğunuz dolarla, avroyla garantileri liralaştıracaksınız. O zaman millet gerçekten sizin bu ülkede liralaşmadan yana olduğunuza inanır. Siz ihaleleri dolarla, avroyla vereceksiniz. Mevduatın faizini, mevduatın kendisini dolara endeksleyeceksiniz. Ondan sonra da milletin 128 milyar dolarını birilerine satacaksınız, peşkeş çekeceksiniz. En son 9-10 milyar dolar buharlaşıp gidecek, biz hiç satmadık diyeceksiniz kamu bankalarına verdiğiniz dövizlere. Arkasından da liralaşacağız diyeceksiniz. Bu yönetim anlayışıyla, bu gidişle bu ülkenin liralaşması falan söz konusu dahi olamaz. Liralaşmak mı istiyorsunuz? Önce kendi paranıza güven sağlayacaksınız. Önce siz kendi paranıza güveneceksiniz. Milletin de kendi parasına güvenmesi için gerekli önlemleri, tedbirleri, programı muhakkak uygulayacaksınız. Bunu yapmıyorsanız kimse kusura bakmasın, liralaşıyoruz diyerek liralaşılmaz.